The good news. The bad news, it's going to take 2 hours, my speech. Thank you. Take your seats, please. We're going to have the opening done now. Andrew, who is going to be first? Mayor. European Union are always late. Always late, European Union. Oh, always late. I wasn't going to tell anybody about it. I was going to keep it to myself. And? Aramızda olacak ama biz sizi daha fazla bekletmemek için konuklarımızı bir bir davet edelim, açılışı yapalım istiyoruz. Şimdi izninizle Kempinski Bodrum Genel Müdürü Sayın Ferman Doğan'ı sahneye davet ediyorum. I would like to welcome all from the Turkish side, and the stage is yours, Mr. Ferman. Thank you. Respected government officials, local authorities, forum participants, and media members, ve sayın basın mensupları. Welcome to Bodrum. Bodrum'a hoş geldiniz. Eternal Blues. And sonsuz hotel Barbarossa Bodrum. An oasis of serenity for many years. We are honored. İnsanların huzur dinini sağlayan otelimizde Bodrum Turizm Forumu'na ev sahipliği yapmak ve mavi ekonomi konusunda konuşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hanımefendiler, bizim bildiği gibi dünya bir kesişim noktasına geldi. Yüzyılın sonuna kadar nüfusun 10 milyarı, dünya nüfusunun 10 milyarı aşması bekleniyor. Ancak bu artışı destekleyecek toprak arazi az ve iklim değişiklikleri nedeniyle zaten toprakların en kıymetli olan bir kısmı da özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle kaybolacak. Dolayısıyla dünyada hayatı idame ettirebilmek için yeni yollar bularak enerji üretmek, gıda üretmek ve çevreyi korumak gerekiyor. Çünkü geleceğimiz tamamen çevreye dayalı ve çevreyi koruyarak bunu yapmalıyız. Bodrum Turizm Forumu çerçevesi entegre, sistematik ve dinamik bir ekosistem vasıtasıyla ekonomik ve sosyal boyutları da içerecek şekilde bir bağlam sağlıyor. Bu çerçevede
sürdürülebilir turizm alanında projeler yapma ihtiyacı var. Ayrıca kıyı bölgelerinin yönetimi konusunda da yapılması ve konuşulması gereken pek çok şey var. Onun için bütün katılımcılara ve organizatörlere burada bulundukları ve bu toplantıyı organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanımızın Sayın Osman Gürün'ün ve Sayın Ahmet Aras'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Gerçekten büyük bir liderlik, vizyon gösteriyorlar ve Bodrum'u dünyada iyi yere ve doğru yere konumlandırma konusunda gerçekten çok büyük çabalar gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Kempinski Oteli Barbaros Bay olarak biz mavi ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz ve Türkiye'nin ev sahipliği konusunda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Bodrum her türlü faaliyet için önemli bir mekan. Onun için size bir kere daha hoş geldiniz demek istiyorum. Kusura bakmayın. Now we have a very important guest, Mr. Süleyman Uysal, who has really had the biggest, one of the biggest efforts for this organization to come to place. Süleyman, Süleyman Bey, siz de lütfen sahneye gelir misiniz? Süleyman Uysal, Doğu Kıtlar Komite Başkanı'na hoş geldin diyoruz. Thank you, Mr. Mehmet Doğan and çok teşekkür ederim Sayın Mehmet Doğan ve Kempis Göte'ne teşekkür ediyorum. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler. Bodrum Turizm Forumu'nun ilk senesine hoş geldiniz. Bodrum Cup Başkanı olarak hepinize, güzel Bodrum'umuza hoş geldiniz diyorum. Çoğunuzun dünyanın pek çok yerinden bugün burada bulunmak için seyahat ettiğini biliyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizinle tanışmak gerçekten çok memnuniyet verici. Bu forumla ilgili yaptığımız çalışmalar, Bodrum Turizm Forumu'nun organizasyonu, mavi ekonomiyi yeniden düşünmemiz ve Bodrum Cup'ın 34. yılı açısından çok önemli ve bu çerçevede size kısaca Bodrum Cup hakkında bilgiler vermek istiyorum. Malta'da gösterecek gibi. Bodrum Cup 34 yıl önce başladı ve ahşap botlar için bir organizasyon olarak başlayıp ondan sonra uluslararası bir yelken faaliyeti haline geldi ve Türkiye ve Bodrum'un önemli bir geleneği oldu. Dünyanın her yerinden yelkencileri ve bu alana ilgi duyanları 7 gün boyunca bir araya getirip içinde 5 gün yarış da içeren Akdeniz'in en büyük yelken festivali. Sadece bir yarış değil Bodrum Cup. Aslında bir gerçek, bir Bodrum'un bütün güzelliklerinin bir haftaya sıkıştırılmış bir hali ve yılın en güzel zamanında en başarılı çalışmalar yapıyoruz ve bir organizasyon komitemiz gönüllü kişilerden oluşuyor ve Bodrum'a katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Bodrum'un resmi kurumları da çeşitli destekler sağlıyor ve bu şekilde de özellikle denizcilik hayranları ve fanlarının da süreçlere katılımına destek oluyoruz. Yıllar içerisinde hepimiz hem yerel hem dünya çapında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık ve Bodrum Cup bütün bu zorluklar süreci içerisinde beklenmedik zorluklarda bile her zaman çok önemli oldu ve biz 34. yılımıza herhangi bir aksam olmadan 34 yıl arka arkaya bu faaliyeti düzenlemiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 100'den fazla botumuz var ve 1500 yelkenci, 10.000 katılımcıyla yıllar içerisinde bu faaliyeti geliştirdik. Ve kurum olarak hedefimiz kültüre destek olmak ve sürdürülebilirliğe sürekli olarak gençlerimizi eğiterek katkıda bulunmak. Bütün bunları yaparken aynı zamanda var olan kaptanları, organizasyonları, sponsorları da destekleyerek Bodrum Cup'ın ruhu arkasında herkesi birleştirmeye çalışıyoruz. Kampanamızı çalarak 34. yılımızı yarın başlatmayı umuyoruz ve siz de umuyoruz ki yarın bizim bu kutlamamıza katılabilirsiniz. Şimdi
Sayın Ahmet Aras'ı takdim etmek istiyorum. Saygıdeğer belediye başkanımız. Günümüz çok uzun onun için ben sözlerimi burada bitirip herkese burada bulundukları için teşekkür ediyorum. Sizinle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Teşekkürler. Good morning, ladies and gentlemen. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler. Bodrum'a hoş geldiniz. Kempinski Oteli'ne, Barbaros Bey'e hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Parti Meclis Üyem, değerli ilçe başkanım, başkan yardımcılarım, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, değerli konuklar, turizm profesyonelleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir yolculuğun sonunda burada sizlerle buluşma fırsatı bulduk. Ben bu yolculuğu başlatan çok çok değerli, sevgili Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki onun eşsiz ekibine, sevgili CEO Andrew Muscat'a, Mona'ya, Tonyo'ya, hepsine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. MTF senatörlerine, bize bu rehberliği yapan, bize bu yolu gösteren bütün sevgili dostlara, burada bulundukları için, bize bu desteği verdikleri için tüm kalbimle, tüm yüreğimle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu güzel etkinliğin organize edilmesinde bütün enerjilerini, zamanını, emeğini harcayan değerli çalışma arkadaşlarıma, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve ekibine, yine Bodrum Turizm Forum için çalışan Bodrum Belediyesi kreatif ekibine, aynı zamanda yine bu etkinliği organize eden yine PR ve ajansa, sevgili Gonca ve ekibine huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinlikler kolay hazırlanmıyor. Çünkü dünyanın her yerinden çok önemli misafirleri davet ediyoruz. Günler zaman, günler hatta aylar öncesinde hazırlanan etkinlikler ve insanların çok emek verdiği etkinlikler. O yüzden onlara da bu değeri, bu takdiri huzurlarınızda vermek istedim. Honorable Consul Generals, Sayın Konsolosar, Sayın Tony Zahra, Sayın Andrew August Muscat, MTF Genel Sekreteri, Malta yetkilileri Gavin Gulia, saygıdeğer delegeler, hanımefendiler, beyefendiler ve saygıdeğer basın mensupları. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben her birinizi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Geçmişte Ege Denizi dünyanın merkeziydi. Dünyanın en önemli medeniyetleri bu bölgeden çıkmıştır. Hala bugün de Ege Denizi bizleri buluşturan, bir araya getiren bir deniz. Çeşitli konularda ortak bir kadere sahibiz. Pandemi, iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunabilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve her türlü çevre sorunuyla mücadele gibi ortak konular bizlerin arasında güçlü ve çok çeşitlilik içeren çok kademeli işbirliklerini gerektiriyor. Bütün bu çalkantıların ve zorlukların ötesinde bizlerin aynı zamanda ortak geleceğimiz için bir fırsatlar bölgesi yaratmamız gerekiyor. Bu çerçevede Bodrum Turizm Forumu
Turizm sektörünün dünyada dayanıklılığının artırılabilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. İçinde bulunduğumuz ilçemiz Bodrum çok önemli bir turizm merkezi ve coğrafi pozisyonunun sağladığı avantajlar sayesinde insanlar kültürlerini, mutfaklarını yıl içerisinde Bodrum'a getiriyorlar ve 2022'de 3500 yıllık kültürel mirasımıza binaen bir kere daha büyük bir heyecanla dünyaya kucağımızı açıyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, modern Akdeniz kimliği, kültürel çeşitliliği ve açık fikirli yaşayanlarıyla Bodrum yaşamak, ziyaret etmek ve yatırım yapmak için çok güzel bir yer. Bodrum her zaman önemli bir buluşma noktası olmuştur. Farklı dil, kültür ve kimliklere sahip kişilerin bir araya geldiği bir yer olmuştur. Kültürel değerler ve doğamızla büyük bir potansiyele sahibiz Bodrum'da. Bodrum çeşitli ekoturizm imkanları, kırsal turizm, kültürel turizm imkanları yanı sıra pek çok kaynak sunmaktadır. Bunların yanı sıra çok çeşitli başka faaliyetleri de organize etmek mümkün. Ancak artan iklim krizi ve çevreyle ilgili diğer sorunlar gittikçe turistlerin seyahat tercihlerini etkilemeye başladı. Biz de turizm stratejilerimizi bu nedenle mavi ekonomi gerçekliklerine uygun bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bugünün dünyasında şehirler ve bölgesel kurumlar daha dirençli ekosistemler oluşturmak konusunda önemli çalışmalar yapıyorlar. Ve yapılan çalışmalarda turistlerle yerel halk arasında bir etkileşim oluşturmak, yerel ekonomiyi geliştirmek, doğayı, Bodrum'un doğasını turizmin hizmetine sürdürülebilir bir şekilde sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir doğa turizmi, yerel ekonominin çeşitlenmesi ve yeni bir perspektifin oluşturularak yerel kalkınmanın bu şekilde ele alınması gelecek açısından hem fakirliğin hem de göçün azaltılması çerçevesinde önemli imkanlar teşkil ediyor. İşte bu nedenle bu turizm forumu gelecekte yapılacak turizm çalışmaları için stratejiler ve uygulamalar için çok önemli bir yer kaplıyor. Maalesef Bodrum son yıllarda çok ciddi afetler geçirdi. Bunların bazıları doğrudan iklim krizi nedeniyle ortaya çıktı. Bodrum'da çok büyük orman yangınları gördük. Pandemi ve ciddi sel olayları oldu. Bütün bu krizler bize gösteriyor ki şehrimizi şoklara ve afetlere daha hazırlıklı, dayanıklı hale getirmeliyiz. Bunu yapabilmek için çok uluslu kurumlar, uluslararası kurumlarla da çalışmalarımızı devam ettirerek Bodrum'un bu alandaki hazırlığını geliştirmek ve turizm açısından gerekli hazırlıkları oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugünün küreselleşmiş dünyasında rekabet artmakta, markaların seyahat edilecek yerlerin markalaşmasının çok çeşitli şekillerde geliştiğini görüyoruz ve farklı beklentilere cevap verecek şekilde çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede yerel yönetimlerin şehirlerimizi pazarlamak açısından atacağı çok önemli adımlar var. Bodrum Belediyesi de bu çerçevede değişimi ve ikili ve çoklu ilişkileri, bölgede bu ilişkileri geliştirmeye çok önem veriyor. Bu dostane ilişkilerin geliştirilmesi, turizmi geliştirme stratejilerimiz açısından da çok önemli olacak. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın sonunda size bir kere daha şunu hatırlatmak istiyorum. Turizm, COVID-19'dan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. COVID-19 küresel bir sağlık krizi olmanın ötesinde ve COVID'in etkileri gerçekten çok oldu. Bütün bunlar nedeniyle Bodrum Turizm Forumu
daha etkileşimli stratejilerin oluşturulması ve pandemi sonrası turizmle ilgili politikaların oluşturulması açısından önemli olacak. Turizm önemli bir yumuşak güç. Sosyal ve kültürel kalkınmaya çok ciddi katkılar yapan, barışa ve demokrasiye aynı zamanda katkı yapan bir sektör. Ve ben inanıyorum ki bu sektörün, bu forumun yaptığı çalışmalar sektör açısından çok önemli politikaların geliştirilebilmesi ve mavi ekonomi ve turizmin gelişmesi açısından önemli katkılar sağlayacak. Bodrum'da biz geleceği, turizmin geleceğini şekillendireceğiz diye düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek isterim. Bodrum kapılarını bugün dünyaya açıyor ve şehir doğası, tarihi ve mutfağıyla sizi kucaklamaya hazır. Bütün katılımcılara ilham verici ve güzel bir forum diliyorum. Teşekkür ederim. Bodrum Belediye Başkanı için bir alkış lütfen. Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Günaydın herkese. Merhaba, günaydın. Günaydın. Fransızca konuşmuyorum ama her yerden dostlarımızı görüyorum. Gerçekten foruma geldiğiniz için teşekkür ederiz. İsim Adessa Acoş ve ev sahibinizim. Olmam gerekiyor en azından. Öncelikle ben çok çok teşekkür ediyorum bu kadar erken geldiğiniz için. Ben de çok etkilendim buna. Fakat ben nedense havada takılıp kaldım. Ama sonuçta gelebildim yine de. Bugünkü forumda size söz veriyorum. Çok saygıdeğer konuşmacılarımız olacak. Çok tecrübeli, turizmin çok çeşitli alanlarından, seyahat sektöründen gelen, her bu alandaki politikaları çok iyi bilen kişiler dinleyeceksiniz. Bugüne kadar kariyerlerinde müthiş şeyler yapmış ve çok önemli çalışmalar yapmış kişiler bize mavi ekonomi ve küresel anlamda gelişmeleri çok güzel anlatacaklar. Belediye başkanımızı dinledik, Sayın Ahmet Aras. Bir kere daha alkışlayalım kendisini. Ben yangın olduğu zaman kendisi ve ekibinin nasıl büyük bir cesaretle çaba göstererek bu güzel şehirde, bu şehrin yeniden iskale dönmesi için neler yaptıklarını çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Sosyal medyada belediye başkanının yaptıkları çok güzel anlatılıyordu. Bu arada ben de bir gazeteciyim. Dolayısıyla bunları gayet de yakından takip etmiştim zaten. Şimdi Sayın Osman Gürün'ü davet etmek istiyorum. Muğla Belediye Başkanı. Buyurunuz efendim. Lütfen daha da alkış. Buraya gelene kadar kendisini alkışlayalım lütfen. Thank you. Hepinize merhaba. Günaydınlar. Gerçekten çok güzel bir Bodrum sabahındayız ve bizim halkımızın tabiriyle sarı yazda Bodrum'dayız. Aramızda Sayın Milletvekilimiz var. Bodrum Belediye Başkanım, kardeşim, yoldaşım burada ve biraz önce çok güzel bir konuşmayla açılışını yaptı. Gizem Hanım, parti meclis üyemiz. İlçe başkanımız burada, Hırvatistan başkonsolosumuz burada, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Malta ve STK başkanlarıyla birlikteyiz. Neyi konuşacağız? Mavi ekonomi. Çok önemli bir başlık ve bahsettiğimiz ülkelerin konsoloslukları da, ülkeleri de Akdeniz'e komşu kıyısı olan ülkeler. Muğla genel olarak baktığımızda 1448 kilometre kıyı uzunluğuna sahip. Akdeniz'de bulunan 9 ülkenin ülke kıyı uzunluğundan daha uzun bir kıyı uzunluğuna sahip. Niye? Çünkü dantela gibi örülmüş olağanüstü güzel koyları var Fethiye'den Bodrum'a kadar. Hepsi ayrı destinasyon. Fethiye'si, Göce'yi, Marmaris'i, Datça'sı ama amiral gemisi diğer ilçeler duymasın Bodrum. Dolayısıyla Bodrum'da bu toplantının yapılıyor olmasının çok önemi ve gereği vardı. Ve bu konuda Bodrum Kap'ın
COP 34. yılına giriyor. Bununla ilgili yaptığı programa bunu da dahil ederek çok önemli bir birlikteliği oluşturduğu için değerli emeği geçen başta başkanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ekonomi tabii isim olarak çok da yakışıyor ve Akdeniz'deki turizmle ilgili alanların acaba birlikte nasıl hareket edebiliriz, güç birliği yapabiliriz ve buradan elde ettiğimiz turizm gelirlerini çok daha fazla arttırarak ülkemizin, halkımızın ekonomisine ve yaşamına nasıl katkı yapabiliriz? Ama şunu ifade etmem lazım. Dünyadan kopuk değiliz ve dünyada olup bitenlerle ilgili hepimizin, bütün ülkelerin etkilenme durumları var. Ukrayna'dan temsilcimiz var. Şu anda onlar hepimizin içini acıtan önemli bir süreçten geçiyorlar. Umarım en kısa sürede barışı sağlarlar. Eğer biz dünyada ve ülkemizde barışı ve birlikteliği sağlamazsak, bu yapılan çabaların hiçbir zaman amacına ulaşması mümkün değil. Kavganın, çatışmanın olduğu yerde turizm yapmak ve turisti buraya çekmek mümkün değil. Çünkü turist, seyyah, huzur içinde yeni yerler görüp yeni kültürlerle tanışmak istiyor. Ama kavganın olduğu yerde bunun olması mümkün değil. Bence en önemli konulardan birisi de ekonomik olarak çok farklı ekonomik güçlere sahip olmak, zenginler ve fakirler gibi iki farklı kesim var ve bu aralarındaki açık gittikçe artıyor. Bu sürdürülebilir bir olay değil. Bu da turizmi dolayısıyla etkileyen makro ölçüde bir bakış açısı. Dünya bir tuhaf oluyor. Dünyada büyük bir değişim ve bu değişimi yönetmek isteyen ve sonunda kendi hakimiyetini kurmak isteyen güçler var. Bunu hepimiz görüyoruz. Ve maalesef bu dünyanın barışı için, kardeşliği için, birlikteliği için çok büyük bir tehlike. Turizm barış içinde, sevgi içinde ve birbirimize kendimizi tanıtarak ve diğer yoldaşlarımızı tanıyarak olacak bir şey. Bu aynı zamanda dünya barışını da olumlu yönde etkileyecek bir hareket. Çünkü insanlar birbirini tanıdıkça sabit fikirlerden uzaklaşarak insan insana ilişkiyi kurup ona göre o sevgisini arttırabilir. Ama biz şu andaki düzenle ve bu düzeni yürüten büyük güçlerle ve onların arkasındakilerle dünyada barışı değil, savaşı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi yaşıyoruz. Büyük bir tehlike. İçinde bulunduğumuz coğrafya, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve Akdeniz bu çatışmanın en önemli odaklarından birisi. Akdeniz'i barış denizi haline getirmemiz ve Kuzey Afrika'sıyla, Avrupa'sıyla, Türkiye'siyle, bütün çerçevesiyle mutlak surette ekonomik olarak da farklılıklarını ortadan kaldırılarak aralarda büyük bir ekonomik farklılık yaratmayacak şekilde var olan farklılığı da gidermek üzere program yapmak gerekiyor. Şu anda biz turistleri bekliyoruz, gelenleri karşılıyoruz, onlarla çok mutluyuz. Ama Akdeniz'de göçle ilgili büyük bir dram yaşanıyor. Niçin göç oluyor? Niçin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ışığa doğru ışığa giden kelebekler gibi niye göç oluyor? Bu ekonomik dengesizlikten kaynaklanan ve durdurulamayacak, ölüme rağmen durdurulamayacak bir şey.
Ben bu toplantıdan neyi murad ediyorum? Bu kadar Akdeniz ülkesini temsil eden ve vakıflarımızın başkanı ve bu konuda büyük gayret sarf eden sizlerle bizlerle birlikte en önemli konu Akdeniz'deki barışı sağlamak, barış denizi haline getirmek ve bu barıştan da birbirimizi daha çok tanımak, kültürümüzü tanımak, yediğimiz, içtiğimiz, sahip olduğumuz arkeolojik değerleri birbirimize tanıtmak ve tanımak ve dolayısıyla birbirimizi daha çok sevmeyi, birbirimizi daha çok anlamayı sağlaması lazım. Bu toplantının amacı o. Biz sadece Bodrum veya Akdeniz'i düşünerek ve onunla ilgili büyük çabalar sarf ederek bunu sağlamamız mümkün değil. Dünya düzenini ve onu yöneten diğer güçleri ve bununla ilgili de halklar olarak yapmamız gerekeni değerlendirmemiz gerekiyor. Son yıllarda yaşadığımız olay ülkemizde de dünyada da bu kadar birbirine düşman, bu kadar birbiriyle kavga eden, dokununca hemen alev alan bir ateş gibi herkes büyük bir psikolojik bunalım içinde. Bu bizi doğru yere götürmez. Halbuki turizm barış demek, turizm kardeşlik demek, turizm birleşmek, beraber olmak demek ve sevginin ve ülkelerimizde yaşayan insanlarımızın müreffeh bir şekilde, huzur içinde, sevgi içinde yaşamasını temin etmek demek. Ve bunu sadece kendi ülkemizde değil, ülkelerimiz arasında da kurmamız lazım. Turizmin ben en çok bu yönünü, ekonomiyle beraber bu yönünü daha çok değerlendiriyorum. Ve dünya barışı için çok çok önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki para kazanmak, tabii ki ekonomik olarak katkı almak çok önemli. Ama barış içinde olursa bunlar sürdürülebilir. Yoksa bunların hiçbirisini yapabilir durumda olamayız diye düşünüyorum. Turizmin gelecekte nasıl evrileceğini, şu anda çok flu bir durum var. Biz bir yola çıktık ama şu anda dünya öyle bir hale geldi ki büyük bir sis perdesi arkasında gitmekte olduğumuz hedefe gidiyoruz. Ama arkadan o sisin arkasından ne çıkacağı konusunda kimse emin değil. Her şey olabilir. Turizm, dünyada turist gönderen ülkeler olarak baktığımızda acaba aynı şekilde mi devam edeceğiz? Yoksa Çin, Hindistan gelecekte turizm açısından çok daha öne çıkan turist gönderen ülkeler arasında mı olacak? Onlar ne istiyor? Onlar deniz, kum, güneş mi istiyor? Yoksa kültür mü istiyor? Kültür varlıklarımızı da turizmin içine sokmak durumundayız. Yaşamımızla, yeme içmemizle, tarihi dokumuzla ve bütün özelliklerimizle kültür turizmi, kırsal turizmi muhakkak surette kıyıya geleni oraları da göstermek ve ülkeyi, ülkeleri daha çok tanıma imkanını vermek durumundayız. Böylece barış içinde, sevgi içinde, huzur içinde birbirimizle kucaklaşabilir, birbirimizi anlayabilir ve daha güzel bir dünya için çocuklarımız ve gelecekteki nesillerimiz için daha güzel bir dünyayı yaratabiliriz. Sizler bu amaçlara dolaylı olarak etki eden çok önemli aktörlersiniz. Onun için hepinize bu gayretlerinizden dolayı, bu çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonucun buradan önemli çıktılarla sonlanacağını düşünüyorum. Ve nice toplantılarda barış içinde, sevgi içinde birlikte olmayı diliyorum. Hepinize sağlık, güzel günler diliyorum. Sağ olun. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the mayor of Muğla. Beyefendiler, Muğla Belediye Başkanı'nı alkışlayalım sözleri için. Teşekkürler. Şimdi biraz daha hızlanacağız.
Ve son açılış konuşması için Tony Zara'yı davet etmek istiyorum. Akdeniz Turizm Vakfı'nın başkanı. Kendisi kürsüye gelene kadar alkışlarımıza devam edelim lütfen. Devam edelim kendisi kürsüye gelene kadar. Çok teşekkürler. Sayın Belediye Başkanı, ne kadar güzel bir konuşma yaptınız ve ne kadar güzel bir vizyondan bahsettiniz. Gerçekten Türkiye'nin onur duymasını sağladınız. Biz de sizin burada olmanızdan büyük bir gurur duyduk. Konuşmanızı çok çok beğendim. Ve gerçekten güzel bir konuşmadan sonra söz almak çok zor. Ben o nedenle kolay olan kısımla başlayacağım. Önce teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın belediye başkanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vizyona sahip oldukları için ve bu enerjiye sahip oldukları için ve bu forumu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Pek çok insanı bir araya getirdiniz bu forumda. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'ndan iki üyemiz var. Macaristan'dan bir üyemiz var ve Josiane Kutaya Malta'dan geldiler. Çok teşekkürler Bodrum'a geldiğiniz için ve bizlerle birlikte olduğunuz için. Thank you to Tonio, Andrew ve senatörler, burada olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da tabii ki Kempinski'ye, personeline teşekkür etmek istiyoruz. Bizi burada çok güzel ağırlıyorsunuz. Gerçekten bu harika yerde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kadar güzel, iyi bir ev sahibi olduğunuz için de size çok teşekkür ederiz. Peki, bu Akdeniz Turizm Vakfı nedir diye soracak olursanız. Akdeniz Turizm Vakfı aslında bir vizyonla kuruldu, oluşturuldu. Andrew ve ben bundan yıllar önce oluşturup bir araya getirmek istedik. STK'ları, hükümetten insanları, kuruluşları, çok çeşitli alanlardan Akdeniz'de bir araya getirmek istedik. Böylece hep beraber turizmi tartışmak, konuşmak istedik. Ve Sayın Muğla Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi turizmde böylece aslında kültürel değişimi sağlayan ve bu sayede barışı getiren en önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim de hedeflerimizden zaten bir tanesi Akdeniz'de uzun zamandır aslında dış güçler tarafından ya da dışarıdan başka çıkarlardan dolayı ayrı düştüğümüz taraflarla bir araya gelmek istedik. Ve işte bu vizyonla bizim STK'mız kuruldu. Farklı sektörlerden gelen insanlar bir araya geldiler. Ve bunu da biz yapmaya devam etmek istiyoruz. Gelecekte de bunu arttırarak sürdürmek istiyoruz. Bu vizyonumuzda Akdeniz'deki herkesi bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü hepimiz zaten aynı kültürü paylaşıyoruz. Çok az farkımız var birbirimizden. İşte dinlerimiz farklı olabilir. Ben erkek arkadaş, özür diliyorum, erkek kardeşimden de ayrıyım. İşte birimiz sağcı, birimiz solcu olabilir. Hangisi doğru onu da bilmiyorum. Ama bu önemli değil. Bu bizim birlikte olmadığımız anlamına gelmiyor. Ve bu vizyonda biz birleşmeliyiz. Gelecekte birleşmeliyiz. Ayrıca Bodrum Cup başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Neredeydiniz? Çok teşekkürler. Bizi bu dönemde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de aslında her sene gelip böylece turizmden bahsetme imkanı buluyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler.
Şimdi ben birazcık konunun dışına çıkacağım ama bana birçok kişi geliyor ve diyor ki işte devlet şunu yapmalı, hükümet şunu yapmalı, devlet bunu yapmalı diyorlar. Ve ben de geçmişe bakıyorum. Böylece yaşım da ortaya çıkıyor. Bu sabahleyin söylemiştim işte şu Kennedy adında, John F. Kennedy adında birisi vardı, hatırlıyor musun? Dediğimde ya evet tarihte vardı, evet öyle birisi dedi. Ben hatırlıyorum onu. John F. Kennedy harika bir açılış konuşması yapmıştı bir keresinde. Gerçekten çok harika şeyler yaptı kendisi. Ve şu anda yani bir John F. Kennedy durumu da yaşıyor olabiliriz. Benden daha genç olanlar ki neredeyse herkes bu salondaki. John F. Kennedy'nin olduğu zamanki durum Küba kriziydi biliyorsunuz. Sovyetler Küba'daki nükleer başlıklara el koymak istemişti ve John F. Kennedy çok önemli bir konuşma yaptı. Ve işte en meşhur sözlerini söyledi. Ülkenizin sizin için ne yapması gerektiğini değil, sizin ülkeniz için ne yapabileceğinizi söyleyin dedi. Ben de şimdi buradaki herkese bunu söylüyorum. Çünkü en nihayetinde girişimler işlerin yapılmasını sağlarlar. O yüzden siz işleri yapın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Harika bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederiz size. Teşekkürler. Harika. Şimdi tam programa göre ilerlemeye devam ediyoruz. Right. So, I am very excited to bring up the stage right now. Heyecanlı bir şekilde şu anda ilk kadın konuşmacımızı kürsüye davet ediyorum. Ben çok heyecanlıyım bunun için. Lütfen alkışlarınızla birlikte Aradna Kovala'yı kürsüye davet ediyorum. Aptamin Partnerlerin CEO'su ve kurucusu. Buyurun, sizi kürsüye davet ediyorum. Kendisi mavi ekonomi için ortamı oluşturmak ve yeniden düşünmekten bahsedecek. Evet, Tony'nin önünde iki tane harika konuşma vardı. Benim önümde ise üç tane harika konuşma oldu. İşim daha zor olacak. Evet, ben aslında iyi bir konuşmacı olmakla övünürüm ama bu kadar iyi bir konuşmacıdan sonra ben konuşmamı bitirdiğimde insanlar ya birazcık bana kızgın olurlar ya da alkışlıyor olurlar. Bakalım hangisi olacak. Umuyorum ki hepimiz son 2-2,5 yılın tabii ki pandemiden dolayı çok zor olduğunu biliyoruz ama başka sebeplerden dolayı da çok zor geçtiğini biliyoruz. Ben şunu öğrendim bu 2,5 yıl içerisinde. Bizim gerçekten birbirimize adapte olmamız gerekiyor ve olan şeylerle ilgili uyum sağlamamız gerekiyor. Mutlaka çok derinden, çok anlamlı bir şekilde, gerçek bir şekilde bazı şeyleri umursamamız gerekiyor ve bunu içtenlikle yapmamız gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. Çünkü sessizlik gerçekten çok sömürülen bir imtiyaz. Benim için burada olmak o kadar güzel bir imtiyaz ki değerli konuşmacılarla, delegelerle, temsilcilerle bir araya gelmek benim için harika bir ayrıcalık ve mavi Okyanus Zirvesi'nin ilk kez burada, Bodrum'da, Türkiye'de düzenleniyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet, aslında gerçekten salonda çok fazla kişi olmasından bazen insanlar korkabilir ama ben bundan korkmuyorum. Ben burada sizlerin ne kadar ilham verici olduğunu size anlatmaya gelmedim burada. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Ben siz her birinizin öne çıkmasını sağlamaya çalışıyorum. Kendi alanlarınızda devlersiniz
zaten ve bizim size şimdi sizin değişimi yönetebilmeniz için dünyanın ihtiyacı olan dönüşüm sunmanız için sizi harekete geçirmek falan değilim. Ama gerçekten dışarıya çıktığınızda, etrafına baktığınızda aslında güzel maviye sahip sulanırsınız. Binalarda harika göreceksiniz. Eğer yerde görmediyseniz gidin bakın. Bodrum'a gittiğinizde, Bodrum'a baktığınızda çok güzel maviyi göreceksiniz. Ve Akdeniz'de tabii ki mavi yolculuğun ne kadar güzel olduğunu biliyoruz ama bütün dünyaya baktığınızda gerçekten o kadar ayrıcalıklıyız ki. Çünkü bugün bunu görebiliyoruz, bakabiliyoruz. Gerçekten kendimizi çok ayrıcalıklı görmeliyiz. Ama bu peki bizim çocuklarımız için mümkün olacak mı? Onların çocukları için mümkün olacak mı? Hanımefendiler, beyefendiler, biz bazı sorunlarla karşı karşıyayız. Başımız dertte. 8 yıl içerisinde Amsterdam, Venedik, Georgetown gibi pek çok yer 2050 yılı itibariyle sular altında olabilir. Ve bu tarih itibariyle 30 şehir sular altında kalabilir. New York, Londra, Jakarta, İstanbul, pek çok Pasifik ada, Maldivler, Tuvalu, pek çoğu suların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu aslında sadece artık ne zaman olacağına bağlı. Yani olacak mı olmayacak mı değil, ne zaman olacak diye bakıyoruz. Ve işte burada aslında en fazla sorunu yaratanların en sorunlu alanlarda olduklarını görüyoruz. Ve burada özellikle hassas topluluklar, engelliler, kadınlar, çocuklar, en az gelişmiş olan ülkeler, en fakir ülkeler en fazla bunlardan etkilenecekler. Ve gerçekten bütün güzel ilerlemeleri, mavi ekonominin harika yarattığı şeylerden bahsedebilirim ama ben artık, yani o gemi çoktan limandan kalktı. Artık bunu kaçırdık. Eğer bunu yapmazsak neredeyse okyanuslardaki hayatın %50'si yok olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde en sevdiğimiz tatil beldeleri ve milyonlarca insana ev sahipliği yapan yerler tamamen sular altında kalabilir. Beni yanlış anlamayın. Yani ben size kıyamet senaryosu yazmıyorum. Tabii ki sellerle baş edebiliriz. İşte dramatik bazı tedbirler alabiliriz. Küresel ısınmayı engelleyecek tedbirler alabiliriz ama aciliyeti anlıyor musunuz? Başımız dertte. Başımız dertte. Bunu ne kadar söylesem az. Yani bu artan deniz yüzeyleri, seviyeleri, su kısıntısı, yani bu gezegen için ve mavi ekonomi için B planı yok. Radikal bir şekilde değişimi sağlamalıyız ve hali hazırda sahip olduğumuz şeyi korumalıyız ve bunu bugün yapmalıyız. Zamanı şimdi, şu anda yapmalıyız. Okyanuslar tüm dünyanın %71'ini oluşturuyor. 3 milyardan fazla insan geçimini okyanustan sağlıyor. Ve bütün global ekonominin %90'ı denizlerden taşınıyor. Ve toplam dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini oluşturan bir ekonomik faaliyetten bahsediyoruz. Ve istihdam açısından baktığımızda da yine çok büyük bir orana sahip. Ama burada şöyle bir gerçek verelim. Bütün bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda biliyorsunuz 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var. 14. kalkınma hedefi deniz kaynaklarının ve okyanusların korunması hedefi en düşük yatırıma sahip. Ve buradaki 14. sürdürülebilir kalkınma, 1000 yıl sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin alt başlıklarından hiçbirisi henüz tamamlanmadı. Ancak burada mesela işte
petrol, sanayi, tarım, madencilik, atıklar, hatta radyoaktif izotoplar, bunların hepsi yatırım almışken denizlerle, okyanuslarla ilgili yatırımlar en düşük seviyede duruyor. Yani bir kere buradaki ortaya çıkan duygulara baktığınızda, bütün bu sonuçlara baktığınızda gerçekten başkalarını görmek ve sizin bakış açınıza sahip olan insanları görmek çok rahatlatıcı. Ve sizler kendi alanlarınızda liderler olarak bunları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ve birbirinizden ilham alabiliyorsunuz. Ama ilham almak yeterli değil. Önümüzdeki iki gün içerisinde Bodrum'da gerçekten bu sürecin dönüştürücü olmasını istiyorum. Çünkü biz burada nasıl bu ivmeyi arttırabiliriz? Bu dönüşümü hem ölçek olarak hem de hız olarak nasıl arttırabiliriz, buna bakacağız. Bugünkü panel tartışmalarında, bu yapacağımız beyin fırtınası oturumlarında bütün bunları konuşalım istiyorum. Ve lütfen cesur olun, korkusuz olun ve yaratıcı olun bütün bu oturumlarda, panellerde. Çünkü bugün grupça belirleyeceğimiz faaliyetler, eylemler mavi ekonominin geleceğini şekillendirecek. Bunun için biz buradayız. Biz bugün burada sorunlar hakkında bilinç oluşturmak hem de çözümleri getirmek için buradayız. Ve gezegenimizin her açısını düşünmeliyiz. Daha sürdürülebilir şekilde, daha adil ve daha umutlu bir şekilde nasıl ele alabiliriz, bunlara bakacağız. Ve tartıştığımız şeyler ve yapacağımız şeyler hem hükümete hem de işletmelere olumlu ve acil değişimleri getirebilmeleri için baskı sunacaktır. Bunu inovasyonla, teknolojiyle yapacağız. Ve son olarak da biz burada aslında paranızı bunlara nasıl harcayabileceğinizi, nasıl yatırımda bulunabileceğinizi göstermeye çalışacağız. Sayın Aras ve Sayın Görün'e de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize gösterdikleri şey bu. Yani sonuçları göstererek ikna etmemiz gerekiyor. Dünya liderleri önümüzdeki ay GOP'ta bir araya gelecekler ve gerçekten Bodrum'da olanları duymaları gerekiyor. Bence bunu gerçekten duymaları ve görmeleri gerekiyor. Eminim çoğu önümüzdeki ay Mısır'da olacağız. Ve işte bir sürü orta yaşlı takım elbiseli insan bir arada olacak. İşte hesap verilebilirlik, ortak sorumluluktan bahsedecekler. Ve 3 gün ve gece boyunca işte o belgelerde acaba virgül mü olsun, nokta mı konsun, bunlara bakacaklar. Bir sürü şeye bakacaklar. Hukuki metinlerin üstünden geçecekler. Tabii ki COP'lar önemli. Ben önemsiz demiyorum tabii ki. Çünkü dünyada en fakir ülkelerle, yoksul ülkelerle en büyük ülkeleri bir araya getiriyor. O nedenle çok çok önemli tabii ki. Ama bundan fazlasına ihtiyacımız var. Ve gerçekten ihtiyacımız olan şey radikal değişimler. Gerçekten radikal fikirlere ihtiyacımız var. Aslında önemli olarak en çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz şey radikal liderler. Burada bizim bu odada bulunan liderler gibi. İşte radikal fikirler, radikal değişiklikler, radikal liderlere ihtiyacımız var. Bu çözüm var. Burada önemli olan harekete geçme iradesine sahip olmak. Çünkü bilim adamları, girişimciler, çeşitli kuruluşlar denizdeki kirliliği ortadan kaldırmak için pek çok şey yapabilir. Biz birlikte dijital devrimi geliştirebiliriz ve gezegenimizdeki değişiklikleri en iyi şekilde yönetebiliriz. Sonuçta bütün bunları birlikte çalışırsak yapabiliriz. Sorunları çözmek ya da daha doğrusu önlemeye çalışmak çözmekten daha az maliyetli olacağı için öncelikle çözmeye çalışmalıyız. Ve gittikçe artan bir oranda görüyoruz ki artık dünya liderlerinin daha çok bir araya gelmesi gerekiyor ve gündeme, ilham verici gündemlere ihtiyaç duyuyor herkes. Ve toplu bir irade ile çabalarımızı daha enerjik hale getirmemiz gerekiyor. İşte tam da bu nedenle bugün buradayız zaten. Bugün buradayız çünkü bizim dünyada bir değişime ihtiyacımız var. Zihniyette değişikliğe, öğrenmede değişikliğe ihtiyacımız var. Davranışlarda değişikliğe ihtiyacımız var. Hanımefendiler, beyefendiler, aslında dikkatli bakarsanız bu karanlığın ucunda ışık var. O ışık çocuklar değil, bir sonraki nesil değil, zaman da değil. O ışık sizsiniz aslında. Eğer siz yeterince dikkatli bakarsanız bu karanlığın ucundaki ışığı görebilirsiniz. O ışığın kendiniz olduğunu da görebilirsiniz. Siz her biriniz aslında burada orantısız bir güce sahipsiniz.
ve pek çok şey yapabilirsiniz. Her biriniz aslında bir devsiniz. Onun için buradan başlayalım. O zirveden, o noktadan başlayalım. Hayat suda başladı. Hayat suda bitecek. Soru şu. Siz ne yapacaksınız? Çünkü sıra sizde. Çok teşekkür ederim. Hep beraber Ariana Kovala'yı alkışlayalım bu güzel konuşma için. Evet, gerçekten ayağa kalkıp alkışlamak gerekiyordu. Çok çok teşekkürler toplantımızın başlangıcına. Çok güzel başladık. Şimdi herkes hazır mı bundan sonrası için? Panele geçeceğiz ve ondan ilk panelle başlıyoruz. Birinci panelimiz Mavi Ekonominin Gücü. Ama oraya, panele geçmeden evvel şu mesajı aktarmak istiyorum. Sait Torun Bey, kendisi CHP Başkan Vekili, özür diliyor kendisi gelemediği için bugün. Umarım onu bağışlarsınız burada olmadığı için. Evet, devam edelim. Şimdi çoğunuz, belki bazılarınız mavi ekonomiyi çok detaylı bilmiyorsunuz. Çünkü çok konuşulan bir şey ama şöyle söyleyebilirim. Dünya Bankası'na göre mavi ekonomi demek, okyanusun kaynaklarının ekonomik büyüme için ve insanların yaşam kalitesini artırmak, istihdamı artırmak için sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, bütün bunların yapılması sırasında da okyanusların sağlığının korunması demek. Oldukça zor bir amaç aslında. Bakalım bir sonraki panel bize bu konuda çözümler üretmekte yardımcı olacak mı? Sorularınıza cevap verebilecekler mi? Şimdi bir sonraki oturumuzun panelin moderatörü Rajan Datar, BBC'den kendisi. Buyurun. Alkışlayalım kendisini lütfen. Biliyorsunuz değil mi, artık öğrendiniz. Herkes kürsüde yerini alana kadar alkışlayacağız. Günaydın herkese. Gerçekten benim için de burada olmak çok büyük bir memnuniyet. Ben bunu resmi olarak söylemiş olmak için söylemiyorum. Gerçekten söylüyorum. Ben Bodrum'a daha önce bu sene gelmiştim. Hatta Ahmet Bey, Sayın Belediye Başkanı, sizi tekrar görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kere daha sizin Kempinski'nin misafiri ve Akdeniz Turizm Vakfı'nın misafiri olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada yaptığımız faaliyetler açısından Akdeniz Turizm Vakfı gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi önce bu panelde neyi konuşacağız? Şimdi önümüzde şöyle bir ikilem var. Kıyı ve deniz turizmi hiç şüphe yok ki çevre açısından olumsuz etkiler yarattı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama diğer taraftan da bu turizm faaliyetlerinin aslında turist çekmek için doğanın korunmasına ihtiyacı var. Şimdi dolayısıyla biz kendi kendimize bindiğimiz dalı keser ya da altın yumurtlayan tavuğu öldürür pozisyonda oluyoruz. O nedenle bugün burada işte bu konuyla ilgili hem sorunları hem de pratik çözümleri tartışacağız. Çünkü aslında çok önemli potansiyeller de var. Sürdürülebilir bir mavi ekonomi olduğu takdirde okyanus, deniz ve kıyılarla ilgili bütün sektörler, karada veya denizde, ekonomik olarak gelişebilir. Ve bunu yapabilmek için sosyal olarak kapsayıcılığı da içeren bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ekonomik krizle mücadele etmek, diğer taraftan da biyoçeşitliliği korumak gerekiyor. Bütün bunların hepsini yapmak lazım. Yani başka çaremiz yok. Şimdi bütün bunları düşünerek sırayla size panelistleri takdim etmek istiyorum. Panelistlerimiz bugün bize mavi ekonominin gücünden bahsedecek. Önce sahneye Paul Holtus'u davet etmek istiyorum. Kendisi Dünya Okyanus Konseyi'nin kurucu başkanı ve CEO'su. Buyurun lütfen. Merhaba Paul. Buyurun, buraya oturabilirsiniz. İkinci olarak lütfen sahneye sevgili dostum oldu, Dr. Gavin Gurley'i davet etmek istiyorum. Malta Turizm Dairesi'nin başkanı.
Ve son olarak, son dakikada bir değişiklik oldu bunu yaptığı için teşekkür ediyoruz. Doktor Levent Kurnaz, iklim bilimcisi Boğaziçi Üniversitesi'ne gelemedi kendisi. Onun yerine Levent Erdem panelimizde olacak. Next Akademi'nin başkanı ve bir deha, o da bizimle beraber panelde. Buyurun lütfen. Evet, şimdi... Evet, Bodrum Turizm Forumu devam ediyor şu anda. BBC'nin ankermanlarından bir gazetecinin moderatörlüğünde mavi ekonomi konuşuluyor. Bu mavi ekonomiyle ilgili ben kısa bir bilgi vermek isterim. Mavi ekonomi, ekonomik büyümeyi deniz yoluyla geçimini sağlayanların geçim kaynaklarının gelişmesini ve korumasını desteklerken aynı zamanda denizlerin ve kıyı alanlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanıyor. Mavi kaynaklar için riskleri azaltmayı ve bu kaynakların daha iyi yönetilmesini teşvik eden bir ekonomide olarak öne çıkan mavi ekonomi, balıkçılıktan deniz ticaretine, kıyı gelişiminden turizme, gemi yapımından yenilenebilir kaynakların üretimine kadar deniz kıyı bölgelerinde tüm üretim pazarlama faaliyetlerinin kapsamına alıyor. Bodrum Turizm Forumu'nun odağını oluşturan mavi ekonomi hakkında yeniden düşünmek başlığına yönelik değerlendirmeyi turizmle ilgili küresel danışmanlık hizmeti veren Aptamint Partners CEO ve kurucusu Aratana Kolova paylaşıyor. Evet, mavi ekonomiyle ilgili değerlendirme bu şekilde çok önemli olduğu ifade ediliyor zaten. Mavi ekonominin bizim için de Bodrum için de çok çok önemli ve paneller gerçekleştirilecek gün boyunca çok yoğun bir program var. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek paneller. Mavi ekonominin gücü, Akdeniz ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, yaklaşan düzenlemeler, yönergeler ve Akdeniz'de Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği dışı ülkelerin üzerindeki potansiyel etkileri, yetenek ve hizmet mükemmelliği kültürü, bilim ve inovasyon güçlerini birleştirilirse mavi ekonomiye başarısızlıklar, zorlukları fırsatı dönüştürmek iyi bir uygulama örneği olarak da Bodrum konularını içeriyor. Oldukça önemli katılımcılar da var. Bugün başlangıcı Süleyman Uysal, Ahmet Aras ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptılar. Ve bu toplantı katılımda da oldukça önemli isimler yer alıyor. Ben şöyle notlarıma bakıyorum. Özellikle Hırvatistan Başkonsolosu İvan Hanım da burada ve onunla birlikte birçok başkonsolos da buraya gelmiş, toplantıya gelmiş durumda. Akdeniz'e kıyı olan ülkelerin başkonsolosları. Bugün dediğimiz gibi gün boyu sürecek bir toplantı söz konusu burada. Çok yoğun bir program var. Sabahtan konuşmaların tamamlandıktan sonra, yani bu panelin tamamlanmasından sonra think tank toplantıları başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Akşam da gala yemeğiyle tamamlanmış olacak. Biz şimdi programımızı burada kesiyoruz. Konuyla ilgili röportajlar yapmaya çalışacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimizi hem Türkçe hem de İngilizce olarak bodrumgündem.com'da izleyebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Gavin, you are here as representative of the long term.